Ben size şunu sorayım. Şimdi hani aynı soruyu sorayım. Şöyle kısa bir tur yapalım. Böyle herkese evet. ikişer dakika bir değerlendirsin istiyorum. Şimdi yani Biden'ın bu söylem yani eylemiyle söylemi arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Şimdi Bakın, ben, yani e... İsrail'e bir yandan işte silah temin ediyorlar. Ee, bir diğer yandan da bakıyorsunuz. İşte şimdi bu tweet'i e atıyor. İşte iki devletli de çözüm olmalı diyor. Şöyle söyleyeyim. Yani Bunu eylemle şey... söylem Söyle çok mı? farklı. Bakalım buyurun hocam. bakalım Tabii bakalım. Ortadoğu haritası olsun. Bir siyasi tarihten güzel bir soru bu aslında. Ee, evet Biden ama sorum üzerinden gidelim hocam. Eğer e, İsrail olmasaydı yaratılırdı. Neden? Şimdi baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı tasfiye edildikten sonra İngilizler cetvellerle Orta Doğu'yu böldüler. Buradaki bölümün bir tanesi diniydi. Burada yeni bir İsrail devleti kurmak. İkincisi de İngiliz donanmasının kullandığı bütün savaş gemileri kömürle işliyordu. Halbuki petrol kimdeydi? Osmanlı'daydı. Yani bizim topraklarımız Kuvvet'ten. Dikkat edin. İngiliz birlikleri ilk buradan ve bizim İran sınırından bize saldırmışlardır. Niçin? Irak'ın elindeki petrolleri almak için ve Irak sınırı 1926'ya kadar çizilmediği için Musul Kerkük petrolü bize olmasın diye. Şimdi İsrail İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu 1948'de. Kim kurdu? Amerika ve İngiltere kurdu. Niçin kurdular? Burada Amerika'nın çıkarlarını koruyacak bir devletin olması. Peki bunun karşılığında ne vardı? Amerika'nın galibiyetini sağlayan Manhattan projesindeki bütün bilim adamları Yahudi'ydi. Yani Musevi şey der, bilim adamları Amerika'yı galibiyete taşıdılar. Nasıl yani? Atom bombasını yapanlar onlar. Size dediler bir toprak verdik. Evet. Ve ilk savaş başladığında 1948 savaşında dikkat edin ilk gelenler kimler? Sovyetler Birliği'nde çarpışmış İkinci Dünya Harbi'ndeki veteranlar geldi buraya. Ve Araplar bu kadar savaşı bilmiyordu. Uçakları da vardı. Müthiş bir savaş kazandı. Gelelim ikinci savaş. Altı gün savaşında. Amerikan 6. Filosu yine buradaydı. Ve... İsrail hava kuvvetleri 16 yıl, 16 yıl baskın taarruz çalıştı. Yani nasıl? Mısır'a taarruz etmek için denize attılar hedeflerini. Peki ilk hedef nereden geldi? Mısır'ın önce radarları vuruldu. Radarlar vurulunca Mısır hava kuvvetleri yerde kaldı. Ve Mısır'ın bu hava kuvvetlerinin saat 8 itibariyle pilotlar görev değiştirirken baskın taarruzda yerde hepsini vurdular. Ve tıpkı geçen hafta Bağdat Havaalanı'nı e pardon buradaki havaalanını vurdular. E, ha, pis tahrip bombalarıyla vurdular. E, niçin? Halep'i vurdular. Buradan uçaklar kalkamaz bir daha. Kalkamadı ve burayı vurduktan sonra döndü, Ürdün'ü, Suriye'yi vurdu. Ve kıpırdayamadılar. Yom Kipur Savaşı'nda da vurdular ve ilk taarruz burada oldu. Yani Sina Yarımadası'nı aldılar. Halbuki kavga Mısır saldıracaktı onu aslında. Akabe Körfezi'ni kapatınca önce Birleşmiş Milletler Mısır'a nota verdi. Arkasından da haklılık noktası İsrail kendini savundu ve gördüğünüz gibi çok büyük bir galibiyet aldı. Hı -hı. Orada Kudüs'e girdiler ve bir daha da çıkmadılar. Hı -hı. Şimdi Biden... Forumuza gelecek olursak. Biden neden böyle diyor? Buradaki Orta Doğu'yu kontrol etmek için bundan daha güzel bir devlet olabilir mi? Olamaz. Peki İsrail'in Amerikan tarihindeki rolüne baktığımızda... Amerikan ilk kurucu babaları Thomas Jefferson ve hepsi bunlar federalistler Bak, zaten müsevi kanalı. Peki onlar gireceğim. nereden geldiler? Genineye çok başladı, Avrupa'da baskıdan alacak. kaçtılar. Bak, yani Hristiyan baskıdan kaçtılar. Amerika yepyeni bir ülkeydi onlar için. Amerika'nın bir defa siyasi elitine geçtiler? Bankalar. YouTube. Böylece az önce Yunus kardeşimizin söylediği gibi Amerika'daki her şey hakim aslında e, Museviler. Bu devleti de kurdular. Ben bu devlete gittim. Devletin beni görevlendin. Bir küçük Amerika burası. Dolayısıyla burada Amerikan devlet başkanı adayının da işte ben e, Siyonistim demesi kadar onlar için tabii bir şey yok. Normal yani. Orada ben e, İsrail Hava Kuvveti pilotları da okudum. E adamları böyle tapıyorlar yani. Ondan sonra veya İsrail'deki pilotlarına ve havacılarına İsrailliler de tapıyor. Neden? Bize bir vatan verdiğiniz diye. Şimdi burada İsrail'in bu hava harekatı yapılırken 6. filo ona yardım etti. Silahların biri gitti biri geldi. Ve vurulan her uçağa Amerika iki tane birden daha getirdi uçak. Onun için sordum ben Yunus Bey'e eğer böyle bir harekat yapılacaksa yeni tanklar zırhlı araçları gördük ama yeni uçaklar neden ürdüne geçti F-15'ler? Kime karşı? Bu kadarcık yere karşı F-15'lere gerek yok. Zaten burada da geçen hafta Mısır'da tatbikat yaptılar. Suudi Arabistan'da üstleri var. Suriye'de var, Irak'ta var. Gel buraya kuvvet de var. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu işgal etti ya. Bundan daha açık bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Amerika ile İsrail arasındaki... İlişki anneyle yavrusu gibi Yani o Biden'ın ben doğuştan siyonistim sözünün perde arkasını siz aslında anlatıyorsunuz Elbette yani, yani bu tarihten gelen bir şey İsrail devletini kuran İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de Peki İngilizler, İsrailler ne yaptılar? İngilizler burayı çıkarsın diye Kudüs'te David Hotel'inde bombaladılar Ve İngiliz subaylarını öldürdüler çıkın gidin buradan diye Ve çıkıp gittiler ondan sonra. Demek o diyor ki burada bir Anglo-Sakson kafası var. Osmanlı'nın tasfiyesinden sonra ama şöyle bir şey daha var. İlber Hoca'nın söylediği, İlber Hoca ile Tel Aviv Üniversitesi'nde beraber ders verdiğimiz için söylüyor. Diyor ki 400 yıl Türkler burayı, Kudüs'ü adaletle bir şekilde yönettiler. Hiçbir Hristiyan'ın, Müslüman'ın, Musevi'nin burnu kanamadı. Ama o günden 1917'den bu tarafa burada barış yok. Peki Amerika barışı istiyor mu? Bence istemiyor. İstese yatırım olarak neden silah veriyor? Der ki aynı burada olduğu gibi Camp David gibi derhal ateşkes ondan sonra oturalım nasıl bir barış yolu yapılır? Yani Carter'ın yaptığı buydu yani. Ha şimdi bundan sonra benim korktuğum şey şu Yunus Bey'e de sorayım buradan. Yunus Bey duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyor. Evet duyabiliyorum. Ben yani siz yönetmeniz. burada Amerika'nın bir barış planı var mı? Yoksa İsrail burada saldırdıktan sonra Gazze'ye İsraili destekleyecek mi? Sizce bu hangisi olacak? Tabii Gazze'ye e, saldırdıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri her şekilde destekleyecek. Orada fikir ayrılığı şuradan geliyor. Diyorlar ki bunu aslında açıktan da söylediler. E, daha sonra sızan bilgilerden de öğrendik biz bunu. Biz Irak'ta bir hata yaptık. Bir öfkeyle girdik 11 Eylül'den sonra. Şu anda da sizde bir 11 Eylül öfkesi var. Anlıyoruz. Ancak siz oraya girdikten sonra ne yapacaksınız? Biden'ın açıktan Gazze'nin işgali, yeniden işgali büyük hata olur demesinin sebebi de aslında Amerika'nın ilerlettiği o politika. Bakın bugün cumartesi iki hafta geçti. 14 gündür diyorlar yani 10-15-11 Eylül büyüklüğünde diye. İsrail herhangi bir şey yapamadı. Yukarıdan ee, oradan bir vahşet... Y kaldırma dışında. Hala giremediler yani hala onu çok büyütmüşlerdi yapamadılar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir ciddi engelliyor şu an. iki içeride Amerikan vatandaşları var. Bunu Biden kendi halkına anlatamaz. Eğer İsrail o saldırıyı başlatırsa ve 10 tane Amerikalı'nın belki fotoğraflarını paylaşacaklar, belki sosyal medyada insanları öldürecekler, bilmiyoruz ne yapabilir Hamas. Bunu kaldırabilecek bir durumda değil Başkan Biden ve seçimlere 12 ay var. Peki Ondan o zaman bu dünyasında... Netanyahu'nun işine gelmiyor mu? Hamas eşittir DH dedi, bunu Biden da söyledi. Maalesef İngiliz Başbakanı da söyledi. O zaman şiddet şiddeti doğuracak ve Amerikan vatandaşları, Türkler de var orada. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunların kurtarılması için uğraşıyor. Hem Hamas'ta uğraşıyor, hem Suud'la hem bu körfezde. Dışişleri Bakanımız büyük bir mekik diplomasisi yapıyor... Acaba Amerikalılar bizim bu çabalarımızı görmüyorlar mı? Yani Türkiye burada İsrail'i savunuyor aslında. Bu savaşa son verin. Amerika bir oraya bomba gönderirken Türkler bir şekilde insani yardım gönderir. Bu insanları bu şekilde aç ve susuz bırakmak insan haklarına, her türlü hukuka aykırı. Amerikalılar bunu bilmiyorlar mı? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni yazanlar Amerikalılar soru Evet ya aslında ta ondan önce ben senin de şu değerlendirmeni almak istiyorum. Mesut hocam buyurun yorulmayın. Yani burada tarihi bir gerçek var. Ona şaşırmamak lazım. Evet. Biden, Biden değil, Obama da, hepsi de Trump da burada Amerika İsrail'e destekten bir şekilde vazgeçmeyecekler. Bence barış çok uzak. İnşallah ben yanılırım. Ee, Biden'ın bu açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Yani ee, bir yandan işte silah desteği verip bir yandan da işte iki devletli çözüm olması gerektiği, bir de defaatle birçok kez zaten e, bu savaş başladığından beri de e, Biden çok defa işte İsrail'in arkasındayız. İsrail'i destekliyoruz ifadelerini sürekli tekrarlamıştı. Şimdi Hülya, geriye dönüp baktığımızda da işte eee bu son dakika zimleyi... daha istersen verelim. Alalım. Son dakikalar hep bana denk. <laughs> evet. Beşiktaş maçı kaç ah, ona bakalım. Bu esir al. Esir alınan e, İsrailler için yakınları şu anda şeyde to, e, gösteri yapıyorlarmış. Netanyahu hükümetine karşı Tel Aviv'de sokaklara çıkmışlar. Evet, teşekkürler vermiş olduğunuz son dakika bilgisi için. İsmet Bey'e de tabii kaynaklarından geliyor bu bilgiler. Yani işte Biden'ın da az önceki o geçmişten gelen işte ben doğuştan Siyonistim açıklamaları, Siyonist olmak için yeride olmanıza gerek yok açıklaması. Yani nasıl bu iki farklı söylemi değerlendiriyorsunuz? Eylem ve söylem farklı. Bir yandan orada o söylemi ifade ediyor. Bir yandan az önce sevgili Yunus'un da ifade ettiği şekilde işte iki devletli çözüm ve zor da olsa barış gelmeli diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel uygul olarak uyguladığı ikircikli politikanın aslında bir yansımasını görüyoruz. Bu nedir? Bir taraftan acı da olsa, zor da olsa barış olmalı, iki devletli çözüm olmalı diyor. Bir yandan savaş gemilerini gönderiyor. 40 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre derinliğinde küçücük bir alanda sıkışmış 2,5 milyon insanın bombalanmasını olduğu yerden gemilerden izliyor. Hatta daha fazla bomba gönderiyor göndermesi için. Bir yandan e, sevgili Yunus'un e, dışişleri sözcüsüne, Pentagon sözcüsüne sorduğu sorulardan biz buradan e, sık sık izliyoruz bu ikicikli politikanın yansımasını. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesini ve Amerika <laughs> Birleşik Devletleri tarafından tanınan PKK terörüne karşı yürüttüğü operasyonları destekliyoruz derken Aynı terör örgütünün PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, PYD'ye tırlar dolusu silahlar, mühimmatlar gönderiyorlar. Ve e, istihbarat bilgilerine göre, açık kaynaklardan edindiğimiz istihbarat bilgilerine göre, hatta Kuzey Irak'taki terör elebaşlarına helikopter sağlamaya gidecek kadar iddialarla gündeme geliyorlar. Bir yandan Afganistan'a demokrasi götürdüklerini ifade ederken, diğer taraftan işgal süresi boyunca, 20 yıl boyunca, şu anda İsrail'in tabii ki de yaptığıyla belki kıyaslanmaz ama Çoluk çocuk demeden pek çok sivilin ölümüyle sonuçlanan bir e, vahşete imza atıyor Afganistan'da. Diğer taraftan e, işte e, çevrecilik, Efendime söyleyeyim Amerikan hümanizmi, Amerika'nın işte dünya barışına olan katkısından bahsedirken en küçük bir örnek. Dünya İklim Sözleşmesi'nde Amerika'nın imzası yok. Diyor ki ben istediğim kadar havayı e, kirletebilirim diyor. Şimdi söylemleriyle eylemleri Amerika'nın o kadar farklı ki Orta Doğu'ya işte Irak, e, Irak'ta atom bombası var diye nükleer füze geliştiriyor, nükleer roketler geliştiriyor diyerek girdiği Irak'ta bugüne kadar e, nükleer bir başlık bulabildi mi? Nükleer bir tesis bulabildi mi? Bulamadı. Irak'ta e, işte e, Saddam hükümetinin işte tek adamlık rejimini bitireceğiz diye girdi. Daha da mahvetti. Suriye'de gelinen nokta ortada. Türkiye bir yandan bölgedeki müttefiki NATO'daki müttefiki olarak değerlendiriyor. Diğer taraftan gidiyor müttefikinin ihasını düşürüyor, SİHA'sını düşürüyor. Bir yandan Rusya'ya karşı bir cephe olarak Yunanistan'la dede ağacı silahlandırdığından bahsediyor. Baktığınız zaman bunların menzili ve atış kabiliyetleri açısından ele aldığınızda Rusya'ya bırakın tehdit oluşturmayı Bulgaristan'ı bile belki tehdit edemez ama hemen karşısındaki uluslararası sözleşmelere göre silahsız olması gereken 12 ada da da mevcut olmak üzere Türkiye yönelik tehdit oluşturuyor. Amerika'nın hangi dediğinin sahada gerçekten karşılık bulduğunu gördük ki bu açıklamasını yani Filistin ve İsrail'den müteşekkil olmak üzere İki devletli çözümü savunuyoruz, barışı savunuyoruz demesine inanalım. İki devletli çözüme mi inanıyoruz? Az önce de ifade ettiğim gibi. Çek kardeşim Kudüs'ten büyükelçiliğini. Ne işin var senin orada? Kudüs nerenin başkenti? Bana bunu birisi anlatsın ya. Kudüs nerenin başkenti? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre İsrail ve Filistin adı altında iki farklı devlet var ve bunu savunuyorsa e bırakın da o zaman Kudüs Filistin'in başkenti olarak kalsın yani. Barıştan mı bahsediyoruz? Az önce pazar yerini bombaladılar. Neredesiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti eli kanlı Ankara'da İçişleri İş Bakanlığımızı meclisin açıldığı gün hedef alan alçak teröristlere karşı operasyon yürütüyor. Hop oturup hop kalkıyorsunuz. Askerleriniz sığınaktan çıkamıyor. İHA'mızı düşürüyorsunuz tehdit olarak gördüğünüz için. E şurada masum siviller bombalanıyor. Türkiye orada sivilleri mi bombalıyor? Türkiye orada elebaşları ne kadar terörist varsa alçak varsa şehit verme pahasına sivil hassasiyette terörle mücadele yürütüyor. Onun için ortalığa yağ kaldırıyorsunuz. Burada çoluk çocuk demeden bombalanıyor. Hastane bombalanıyor. Barıştan bahsediyoruz. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? 40 tane başı kesilmiş çocuktan bahsediyorsunuz. Nerede? Ya Amerika Birleşik Devletleri uluslararası toplumu bir şekilde belki çıkarlarla olabilir. Bizim kadar hassasiyetler olmayabilir ama artık insanların burasına kadar geldi yani. Masal anlatmayı bırakın. Müttefik müttefik diyorsunuz. Müttefikinizin ihasını düşürüyorsunuz. Türkiye'ye üstü kapalı ambargolar, Türkiye'ye üstü kapalı ekonomik yaptırımlar, Türkiye üstü kapalı savunma sanayi tehditlerinde bulunuyorsunuz. Bunların hiçbirisi Türk halkı görmüyor mu? İki tane uçak geminizi gönderiyorsunuz buraya. Üzerine kaç tane uçak var? 100-110 tane uçak var. Bilmem kaç bin tane de şey var, asker var. Çıkarma gemilerinizi gönderiyorsunuz. E Anadolu çıkarma gemisini ne yapacağız? 780 milyon metrekarelik bu 100 bin, yıldır burada yaşamış bu milleti ne yapacaksınız? Hadi iki tane savaş geminizi gönderdiniz. Tehdit olarak bize böyle bak hareket edersen seni vururum falan diyorsunuz veya işte hareket etme demeye getiriyorsunuz. E bu kocaman Anadolu adı verilen bu uçak gemisini ne yapacağız? 80 milyon askeri ne yapacağız burada şimdi yani? Birbirimize mi düşelim yani? İlla bunu mu istiyorsunuz yani? O yüzden ben az önceki sorumu müsaadenizle Yunus Hazır yakalamışken sormak istiyorum. Ya Yunus bu bizim Suriye'deki harekatlara karşı böyle Pentagon hop oturup hop kalkıyor. Dışişleri Bakanlığı hop oturup hop kalkıyor. En son Biden imzaladığı metinde skandal bir ifade vardı. Bir, e, ne derler ona? Ucube bir metin. Türk Türkiye onların işte milli güvenliğini tehdit ediyormuş da işte müttefiklik yapısına zarar veriyormuş da saçma sapan ifadeler. Şu anda gündemden düştü mü Amerika'da Türkiye bu anlamda? Yani güvenlik tehdidi oluşturma anlamında daha mı değere bindik yoksa hala aynı açıdan mı bakıyorlar? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Teşekkürler ta Biz e, tabii Türkiye operasyonlara başladığında o bir hafta boyunca İçişleri Bakanlığı'na yapılan terör saldırısından sonra e, Suriye'nin kuzeyinde e, ciddi terör unsurları vurulmuştu. O süreçte biz o bir hafta boyunca Siha hadisesine kadar ve Siha hadisesinden sonra Ankara Washington hattında aslında çok bir gerginlik görmedik. ABD'den gelen açıklamalar da hani Kuzey Irak'ta yapacağınızı yapın, hani merkezi hükümete bilgi verin tarzında bir açıklamaydı. Suriye'deki operasyonlarla ilgili ise yani ton hiçbir zaman kavga haline, kavga seviyesine gelmemişti. Biz tabii ondan sonra bu e, o e, başkanlığın a, başkanlık kararnamesinin uzatılması metnine baktığımızda ki 5 yıldır aynı metin kopyala yapıştır olarak devam ediyor. Tabii oradaki e, cümleler daha az öneme sahip değil 5. kez uzatıldığından ötürü ama yani hala Amerika Birleşik Devletleri'nin biz o politikaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki yaptığı terör operasyonları ve Türkiye'nin oradaki varlığı ABD için IŞİD'le mücadele bahanesi altında, onun da altını çizeyim. IŞİD'le mücadele etsek de uğrattığını, baltaladığını ve oradaki Amerikan çıkarlarına, Amerikan ulusal güvenliğine tehdit olduğunu söylüyorlar. Ancak tabii bu iki haftadır İsrail-Hamas çatışmalarından bu yana ben herhangi bir şey görmedim Türkiye ile ilgili. Peki ya Mesut hocam sizi böyle bir tekrar ayağa kaldırabilir miyim? Bu arada mi? ya Fulya e, tamam. bir tane ilginç son dakikayı daha var. Onları. İsmet Bey ve Yunus siz de kontrol edebilirseniz ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Ya insanı hakikaten ağzını bozduracak kadar saçma sapan e, ama Hamas kaynaklarına dayandırılan bir iddia e, Hamas kabul etmediklerimi. Evet dün iki reyini daha serbest bırakmaya çalıştı. Ancak İsrail'in onları almayı reddettiği yolunda bir açıklama yaptığı iddia ediliyor. bir, bur, bir, bir Bu var iki, e, 21 Ekim yani bugün Netanyahu'nun doğum günüymüş. E, saldırı Netanyahu'nun doğum günü olduğu için bu akşam olabilir diyor. Buna çok ihtimal verilmiyor. Ama böyle bir şey de dolaşmaya başladı ama bu hakikaten Hamas reyine bırakmak isteyip de ...İsrail rehineleri almayı reddettiyse bu da bir başka skandal olarak karşımıza çıkar. Geldim oraya bilmiyorum ya da e, siz rastladınız mı İsmet Bey ama... ...bu e, genellikle söyledikleri e, doğru çıkandığı e, Spectator indeksten geldi bu. Yaklaşık 3 milyon takipçili bir yerden e, ulaştırdılar. Bir bakabilir miyiz buna? Ben onu Sky'da da gördüm sanırım Sky News'de. Yani böyle bir iddia var Kassam Tugayları sanırım bu iddiayı evet. ortaya koyan e, aktör... Henüz ABD'den ben resmi bir açıklama geldi yani böyle bir şey yorum da yapmazlar tabii. Ama ben yani benim tek aklıma gelen şey İsrail'in şöyle bir algı ya izin vermemek istemesi. Hani e, bunlar sürekli işte insanları sağlık sebeplerinden ötürü serbest bırakıyor. Bakın ne kadar iyi bir grup algısı yaptırmak istemiyorlar sanırım. Dünkü olayda iki tane Amerika olunca herhalde hayır diyemedi. Netanyahu ve savaş kabinesi.